10. turnuvasını sunmak için sizlerleyim. 89. turnuvadan kalan herhangi bir takım olmadı buraya çünkü 89. turnuvada Balkan'a gidecek takımlarımız belli oldu. 90. turnuvadan da 4 takım belli olacak ve aralarında maç yapıp Balkan'a gidecek takımımızı belirleyeceğiz. Bugün o yüzden önemli bir gün, büyük bir gün. Hemen takımlardan bahsedeyim. Sol tarafta mavi takımda Perch var. Sağ tarafta ise Pixel Gaming bulunuyor. Hemen yasaklamalara bakıyorum. Leona ve Rex'e yasaklaması geldi. Bu arada sizler için sesi de hemen ayarlıyorum. Tamamdır. Leona, Rex'e ve Zerat yasaklaması geldi. Pixel Gaming takımından ise Irelia ve Amumu tercihi geldi. Amumu yasaklamasını uzun süredir görmüyorum. En sonki gelen Yama'da bir değişiklik de almadı. Aldığı tek değişiklik gözyaşı seli yeteneğinin değişmesiydi ama o da bir bug'la ilgiliydi. Herhangi bir yetenek gücünde artış veya azalma olmamıştı. Janna yasaklaması geldi. İki tane destek yasaklandı. İlginçtir ki şu anda Nami açıktı. Acaba Nami'yi tercih edecekler mi? Hayır. Natsu ilk mavi takım olmanın avantajını Maokai olarak tercih etti. Bakalım Pixel Gaming ekibi buna nasıl cevap verecek? İki tane alan etkili şampiyon üzerinde duruyorlar şu anda. Sejuani ve Cho'Gath üzerinde duruyorlar. Acaba Cho'Gath'ı görecek mi? Sejuani görmeye alışık olduğumuz bir şampiyon. Ormanlarda son zamanlarda görüyoruz. Cho'Gath ise üst koridorda Kore Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde özellikle solo queue maçlarında çok fazla tercih ediliyor. Hem üst koridorda hem orta koridorda tercih ediliyor. Bakalım Maokai'nin karşısına Cho'Gath gelecek mi? Şu anda hala karar verebilmiş değiller. Son 10 saniye kadar bir süre kaldı. Eğer bu şampiyonlar seçilirse inanılmaz bir kitle kontrol efekti olabilir. Ve son saniyede evet geldi şu anda tercihler geldi. Bakalım Toprich ve Suatcan nasıl bir tercih yapacak? Şu anda Suatcan eş üzerinde duruyor ama eş alacağını düşünmüyorum. Evet, Caitlyn çok güvenli bir tercih olabilir aşağı koridor için. Sahip olduğu mesafesiyle birlikte, menziliyle birlikte mesafesini koruyup minyon kesebiliyor. Bakalım tercih edecek mi? Toprich şu anda Teemo üzerinde duruyor ama zaten bir üst koridor var. Orta koridorda şu an için almak isteyeceğiniz bir şampiyon değil Teemo. Birazcık meta dışı kaldı diyebiliriz. Lucian üzerinde duruyor Suatcan. Henüz karar verebilmiş değil. Bakalım ne tercih edecek nişancı rolünde. Şu anda üst koridor belli. Destek olarak şu anda Nami üzerinde duruyor. Lulu'ya geçti. Acaba orta koridora mı gidecek? Desteğe mi gidecek? Şu anda rakibin de kafası karışık ve Lulu tercihi geldi. Acaba orta koridorda mı göreceğiz Lulu'yu? Yoksa alt koridorda destek olarak mı göreceğiz? Bunun cevabını bir sonraki pikte öğrenebileceğiz. Evet, bakalım Barkot Killer ve I Have Cancer ne tercihi yapacak? Luna'nın karşısına, yani şu anda Perch takımının yaptığı gerçekten çok mantıklı bir şey. Şu anda Pixel Gaming acaba Lulu orta koridorda mı, destek olarak mı bunu düşünüyorlar ve buna karşı bir hamle yapmaları lazım. Maokai varken Lulu gerçekten çok güzel bir seçim. Maokai içeri girdiğinde zaten inanılmaz bir tank özelliği var. Hem sahip olduğu yetenek setiyle hem de aldığı eşyalarla birlikte inanılmaz tanki olabiliyor. Lulu'nun ultisiyle birlikte o tanklığına tanklık katabiliyor ve rakipleri zıplatabiliyor. Güzel bir tercih olabilir. Katarina üzerinde duruyor ama Katarina'yı tercih etmeyecektir. Çünkü rakipte Lulu ve Maokai varken pek isteyeceğiniz bir şampiyon olmaz derken Lissandra tercihi geldi. Lissandra da çok fazla alan etkisine ve kitle kontrolüne sahip bir şampiyon. Lissandra'nın yetenek setine baktığımızda Q'su yavaşlatıyor. W'su yenine mıhlıyor. E'si kaçmasını sağlıyor. Ultisi ise yenine sabitliyor. Yani stunluyor, sersemletiyor. Tamamen kitle kontrolüne yönelik tüm skill seti ve pasifiyle birlikte de koridorda çok rahat durabiliyor. Orianna üzerinde duruyor Koreli asker ve Lulu'nun böylece aşağı koridorda destek rolünde oynadığını anlamış olduk. Koreli asker Orianna tercihi geldi. Lissandra'nın karşısında olacak. Belki bir koridor değişikliği görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Cho'Gath orta koridorda da oynanıyor ama
Orianna karşısında Lissandra daha mantıklı bir tercih olabilir. Çünkü Orianna Q yeteneğiyle, W yeteneğiyle, yani topuyla birlikte rakibi haraslamaya başladığında Lissandra her 12 saniyede bir yeteneğini çok rahat kullanabilecek ve keskin buz yeteneği Orianna'ya gelecektir. Şu anda yine eş üzerinde duruyor Corazon. Acaba alacak mı? Tristana. Uzun süredir Tristana'yı görmüyordum. Şu anda Corki boş. Acaba bir Corki görür müyüz? Evet, Corki'nin üzerinden geçti. Şöyle bir son 5 saniye alabileceği tüm nişancıları gösteriyor bize. Graves üzerinde duruyor. Graves mantıklı bir tercih olabilir Thresh'le birlikte ve şu anda tercihler yapıldı. Baktığımızda Pixel takımına Sejuani duvarlardan atlayabiliyor. Cho'Gath sahip olduğu yani kaçma mekanizması yok açıkça söylemek gerekirse Cho'Gath'ın, ama rakibi susturması, kazık atar yeteneğiyle birlikte, özür dilerim, Q yeteneğiyle birlikte rakibi zıplatması tamamen şu anda bir takım savaşı başlatmaya yönelik bir kompozisyonu oldu ve rakip takım Pixel Gaming Janna'yı yasakladı. Şu anda bu kompozisyonu bozabilecek iki şampiyon var. Janna ve Gragas diyebiliriz bu ikiliye. Baktığımızda her ikisine de sahip olmadıkları için disengage yapabilecekler. Yani takım savaşından kaçabileceği bir şampiyon olmuyor Perch ekibinin. Gelen o ani yüksek hasarı alabilecekleri, koruyabilecekleri birçok şampiyon var. Lulu'nun zırhı, Lulu'nun kalkanı, özür diliyorum. Lulu'nun kalkanı, Maokai'nin ultisi, Orianna'nın verdiği kalkan. Burada Lucian'ı hayatta tutmak çok önemli bu takım savaşında. Bunu Avrupa'da bir takımda daha görüyorduk. Mazurgör'ün ismini bir an unuttum. Nişancıyı yaşat ve hani galibiyete uzan, şu anda bu taktikle oynuyor diyebiliriz. Pixel takımına baktığımızda ise Sejuani ulti atsın, araya Lissandra ulti atsın ve rakip sonsuza kadar hareket edemesin tarzında bir taktikleri var. Graves'in mobility, kaçma mekanizması var. Thresh'in lambası, Lissandra, Sejuani. Şu anda gerçekten güzel bir kompozisyon oluşturdu diyebiliriz. Teker teker isterseniz üst koridor aşamalarına inelim. Çünkü 2 dakika boyunca onlar maça başladı ama biz birazcık geç geleceğiz. Üst koridora bakacak olursak Maokai ve Cho'Gath ikilisini görüyoruz. Cho'Gath'ın burada hangi eşyayı tercih edeceği ve aldığı eşyalar çok önemli. Aşırı büyük sopaya gidecek mi? Acaba ruh gömleğini ne zaman alacak? Bunlar çok önemli sorular ve baktığımızda Maokai ile Cho'Gath arasında Cho'Gath'ın daha yüksek hasar, daha çok hasar verme potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz aldığı eşyalarla birlikte. Hatta orta koridorda oynandığında Cho'Gath tamamen eşya dizilimi bir Ahri'ye benziyor diyebiliriz. Sahip olduğu tek tank eşyası bazen asırlık sopa bile olabiliyor. Maokai bu tarz bir şampiyon değil. Birazcık daha aşağı indiğimizde, ormana baktığımızda Jarvan bundan birkaç patch yama öncesinde zırh değeri düşürülmüştü. Ama hala çok tercih edilen bir şampiyon. Oyuna başladığında sahip olduğu saldırı hasarı ile birlikte 3. seviyede, 4. seviyede attığı baskınları çok başarılı olabiliyor. Duvarların üzerinden atlama yeteneği ile birlikte hiç beklemediğiniz yerden baskın yapabiliyor ve yetenek setiyle sizi yavaşlatıp zıplatabiliyor. Sejuani'ye baktığımızda ise son gelen patchlerle birlikte, yani artık sezon 5'te Sejuani görmeye alışız. Hani ilk aldığında birazcık aa Sejuani dedik ama şu anda tamamen Sejuani'ye alışız. Hatta keşif taşı eşyasına da alışız. Her iki oyuncudan da keşif taşı bekliyorum. Burada karşı orman yapmaları çok önemli. Sejuani'ye baktığımızda kutup saldırısı yeteneğiyle birlikte duvarın üstünden atlayabiliyor. Yine yavaşlatması var. Burada önemli olan birinin yetenek gücü, birinin saldırı hasarı ve birisinin orman temizleme hızı. Bunlar çok önemli faktörler. Bakalım ilk orman baskını hangi takım tarafından başarılı olacak. Orta koridora indiğimizde Orianna ve Lissandra ikilisini görüyoruz. Sihirdar büyülerine baktığımızda Orianna'nın bariyer aldığını görüyoruz ki bu sahip olduğu kalkanıyla birlikte Lissandra'nın o yüksek hasarının üzerinde rahatça durabileceği anlamına geliyor. Bu çok kötü bir haber diyebiliriz Pixel için. Çünkü oraya bir baskın olduğunda Orianna'yı öldürmeniz gerçekten çok zor. Çünkü hem hareket hızı, hem kalkanı, hem de bariyeriyle birlikte çok rahat oyunda kalacaktır. Ve oyun ekranına geçiyoruz. Oyun ekranında da aşağı koridoru aşağı koridordan bahsedebiliriz.
Silent birazcık hatalı biliyorsunuz. Birkaç saniye içinde ekranınıza yansıyacaktır. Derken ekranınıza yansıdı. Aşağı koridorda kalmıştık. Aşağı koridorda Pixel takımına baktığımızda Grace ve Thresh ikilisini görüyoruz. Thresh'in burada tutuştur aldığını, Purge takımında ise Luna'nın bitkinlik aldığını görüyoruz. Bu çok önemli. Yani bir erken seviyede, erken oyunda ikinci seviye olan takım. Mesela şöyle bir olay yapalım kendi kafamızda. Graves'in daha erken, Graves, Pixel Gaming'in daha erken seviye 2 olursa burada tutuşturun verdiği avantajla birlikte çok rahat skor alabileceklerdir. Lulu'nun bitkinliğinin nerede ve kime kullandığı çok önemli ve ilerleyen dakikalarda, yani dakika 30'da 35'te takım savaşında baktığımızda Pixel Gaming'de kasmış bir Lucian'ı durdurabilecek herhangi bir sihirdar büyüsü yok, bir bitkinliği yok. Zaten Lucian'da Lulu'nun kalkanı olacak, Orianna'nın kalkanı olacak, çok zorlanacak. Buna karşı bir sihirdar büyüsü yok. Burada Lulu'nun aldığı sihirdar büyüsü gerçekten çok avantajlı. Çünkü araya giren Olissandro'nun yüksek hasarı veya Graves'in erken oyundaki o yüksek hasarını karşılayabilecek oyun duraklatıldı. Ben de o sırada şampiyonların yerlerini ayarlayayım. Üst koridor oyuncuları orman. Şöyle yapsam daha doğru. Şu anda eşyalardan bahsedebilecek bir durumumuz yok. Balkan turnuvasından bahsedebiliriz derken son 3 saniye geliyor. Balkan turnuvasına bir sonraki duraklatma veya daha sakin bir zamanda bahsedebiliriz. Üst koridorda her iki üst koridor oyuncusu da Doran'ın yüzüğüyle başlamayı tercih etti. Doran'ın kalkanı veya kristal matarı değil, çok agresif bir şekilde başladılar ve yetenek gücünden faydalanmak istediler. Her iki takım da orta koridordan çıkıyor şu anda. Herhalde bir baskın görebiliriz. Pixel ekibi rakip ormanı işaretliyor şu anda orman girişine. Thresh'in eğer ölüm cezasını tercih ettiyse bir skor görebiliriz ve Cho'Gath'ın susturmasıyla birlikte sıçrasını da kullanamaz. Şu anda Maokai ayrı düştü takımından. Jarvan orada onları görüyor ve geri çekilmek zorunda kaldı. Oraya da bir totem geldi. Orianna tarafından ve şu anda Pixel ekibi oradan skor çıkarabilmiş değil. Başka eşyalara bakacak olursak ormancılar yine klasik eşya dizilimini yapmış. Bu arada destek ve orta koridor yanlış oldu, kusura bakmayın. Nişancılar da aynı. Burada farklı olan şey Thresh'in Yadigar Kalkanı ile başlaması. Thresh Yadigar Kalkanı ile başladığı için koridor aşamasında her iki takım da birbirini dürttüğünde Thresh Grace'e can verebilecek ama Lulu'nun bunu yapabileceği bir yeteneği yok. Hani ultisi var ama ultisini de dürtüldün ben sana ulti atayım diye bir şey yapamayacak. Şu anda Grace ve Thresh ikilisinin Gromp'tan başlayacağını görüyoruz. Sejuani kırmızının oradan kayıcılardan başlamayı tercih ediyor ve çok hatta kuşlardan başlamayı tercih ediyor. Bu son zamanlarda gördüğümüz bir şey. Özellikle Sion ve Hecarim'de görmeye başlamıştık bunu. Ormandan başlıyorsunuz. Seviye 2 oluyorsunuz. Ardından üst koridora TP ile gidiyorsunuz. Ya da ormancınıza dönmeye devam ediyorsunuz. Hangi takımın daha erken ikinci seviye olmasının çok önemli olduğunu söylemiştim. Grace ve Thresh ikilisi burada daha erken seviye 2 olacak ve tutuştur var. Çünkü onlar kayıcıları almadı. Lucian ve Lulu ikilisi ve koridora gidiyorlar şu anda. Mouse'umu da şuradan çekeyim. Evet, seviye 2 oldular. Birazcık canları azaldı ama dediğim gibi birdenbire bir all-in yaparlarsa, yani birdenbire üstlerine atlarlarsa daha avantajlı duruma gelebilirler. Evet, o Yadigar Kalkanı'yla birlikte görüyorsunuz canını yenilemeyi başardı. Bu arada Lulu yüksek hasar verdi. Zaten canı yarıya kadar inmişti Corazon'un. Birazcık daha canını azalttı ve şu anda da düz vuruşlarıyla dürtüyor. Ve sahip olduğu o destek eşyası ile birlikte düz vuruşlarından altın aldığını da unutmamak gerek. Şu anda seviye 2 oldu Thresh ve Graves ikilisi. Orada derisini yüzde geldi. Ölüm cezası gelecek mi? Hayır, ilk kan dökülecek mi? Oraya hopla geldi. Sıçrasıyla kaçmayı başardı. Yalnız Graves'in canı çok az. Devam edecekler mi? Hayır. Jarvan aşağı koridora bir baskın denemesi yapıyor. Orada sıçralarını almayı başarabilecek mi? Çok güzel bir derisini yüz geldi. Orada Cancer'ı düşürebilecek mi? Hayır. Ama onları belki geri püskürtebilirler. Hyrus'a geri dönmeyi tercih etmediler. Jarvan'ın mavi de olmadığını bilen Sejuani ise Jarvan'ın mavisini alıyor şu anda ve evet, Jarvan'ın bundan haberi yok ve hala aşağı koridorda şu anda Toprich ile Cho'Gath arasında da bir anlık gerginlik oldu.
Evet, şu anda bir derisinin yüz daha boşa geldi. Agresif olabilirler ama orada minyonlar hasar verebileceğinden dolayı orada top minyon, kanon minyon hala hayatta olduğu için birazcık geri çekilmeyi düşündüler. Seviye 2 olmanın avantajını kullanamadılar açıkçası. Orada Jarvan çok akıllıca bir baskın yaptı ve onların ilk kanı almasını engelledi. Burada önemli olan şey Thresh'in soğukkanlı davranıp derisini yüzü sancak kombosuna yapması. Başarılı oldu orada. Burada Corazon'un canı bir hayli azaldı ve sahip olduğu şey de yok. Bu arada Lissandra orada yerine mıhlıyor ve sancak kombosundan kaçmayı başardı. Grayson can iksiri yok bu arada. Orada bir an savaşa dönünce söyleyemedim. Cho'Gath'la Maokai arasında devam ediyor. Tabii Cho'Gath'ı bilmeyeniz için bu arada Graves'in üzerinde yüksek hasar var. Derisinin yüzü de geldi. Ölüm cezası tutabilir mi? Hala vurmaya devam ediyor. Ölüm cezası kaçtı. Lucian'ın pozisyon olarak çok kötü durumda. Üzerinde tutuşu kullanıldı. Şifasını da kullandı. Kensra bir düz vuruş daha gelirse düşebilir ama hayır. Geriye çekilmek zorunda. Graves'in şifasının hala üzerinde olduğunu unutmamak lazım. Sejuani'nin şu anda aşağı koridora doğru gidiyor. Oraya bir baskın gelebilir. Lulu'nun üzerinde şu anda kırmızısıyla birlikte yavaşlatmayı başardı. Eğer ölüm cezası gelirse o da skor anlamına gelebilir. Tam sıçradığı yere ölüm cezası geliyor ve ilk kan dökülecek mi? Hayır, ilk kanla Lulu almayı başardı ve kuleden hasar yiyen Thresh düştü. Ardından Graves de Lulu skorunu almaya başladı, başardı. Bire birlik bir takas oldu. Açıkçası burada ilk kanı alan Lulu ve skoru giden skor nişancıya gitti. Graves'e gitti. Pixel Gaming birazcık daha önde diyebiliriz ama ilk kanın avantajı da Lulu'ya gittiğini unutmamak lazım. Gerçekten orada Thresh sıçrasını da kullanmak zorunda kaldı. Güzel bir oyun oldu her iki takım açısından. Perch ve Pixel Gaming sadece final maçı 3 maç üzerinden olacak. Yarı final mücadelesi 1 maç üzerinden olacak. Cho'Gath'la Maokai birebirlik devam ediyor. Herhangi bir oyuncu ise üst koridora yanaşmadı. Her iki şampiyon da Doran'ın yüzüğüyle başladığını hatırlatmakta fayda var. Güzel bir takas oldu aşağı koridorda. Jarvan tabi mavinin eksikliğini çekiyor şu dakikalarda. Hatırlayacaksınız, Sejuani mavi almayı başarmıştı. Jarvan yine aşağı koridorda bir baskın denemesinde şu anda. Lulu minyonların agresyonu üstüne doğru çekiyor. Şu anda Fener'i hala basamadı. Orada sancak kombosu başarısız orada. Bir saniye önce gelseydi sancak kombosu belki skor almayı başarabilirlerdi. En azından sıçrasını almaya başarabilirlerdi. Orada Lulu birazcık sanki çok belli etti. Yani çok fazla üstüne gidince Grace bunu anladı. Bu arada Cho'Gath'la Toprich arasında mesela savaş devam ediyor. Ultisi de var Jakiro'nun. Biliyorsunuz ultisi gerçek hasar vuruyor ve gerçekten çok yüksek hasar vurabiliyor. Skor gelebilir orada. Toprich ultisini açtı. Son bir düz vuruş gelirse orada skor anlamına gelebilir. Sıçrıyor ve skoru almayı başarıyor Jakiro. Durum şu anda 2-1. Maokai'yi öldürmeyi başardı. Bakalım Maokai buna nasıl karşılık verecek veya ormancısı nasıl karşılık verecek? Cho'Gath'ın erken oyunda aldığı bir skor felakete dönüşebilir. Çünkü ilerleyen yani dakika 25'te 30'da takım savaşında kombosuyla bir LeBlanc gibi bir Ahri gibi nişancıya tek atabilme potansiyeline sahip bir şampiyon Cho'Gath ve kaçma yeteneğinizi de kullanamıyorsunuz sahip olduğu o susturma yetenekleriyle birlikte. Sıçrınız olsa kullanamıyorsunuz. Zhonya'nız olsa kullanamıyorsunuz. Cho'Gath'a bir hani o koridoru birazcık eşitlemeleri lazım. Ve hemen büyü savar pelerin çıktı Maokai. Minyon'da da birazcık geriye düştü. Koreli asker şu anda orta koridorda, ona bir baskın hazırlığı var ama henüz seviye 5. Ultisini kullandı Koreli asker üzerine. Üzerinde tuşuştur da var. Bariyeri olduğunu onu hatırlatmakta fayda var Orianna'nın ama bariyerini atamadan geri çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü bariyerini atsa da kaçamayacağını biliyor. Sejuani'den çok güzel bir baskın izledik. Altın farkı 1000 altına kadar çıktı. Ejderha çevresine konumlanmış 3 tane totem görüyorum Perch takımında. Ejderhayı rahat rahat verdirmeyeceklerdi. Şu anda Sejuani ejderhaya doğru yöneldi. Bu arada tutan bir ölüm cezası mı? Hayır, son pikselden kaçıyor. Kırmızıya doğru ilerliyor. Lissandra'nın orada olduğunu fark ettiler herhalde. Kırmızısına alıyorlar. 5. seviye bir balıkçı var orada. Jarvan kolay kolay almalarını izin vermeyecek. Çünkü maviyesini de almışlar. Orada Sejuani üzerine doğru gitti. Sejuani kutup saldırısından duvardan geçiyor ve orada kırmızı burada kimde kaldı? Hemen kontrol ediyorum. Kırmızı Jarvan'da kalıyor. Orada mavi mi aldın, kırmızı mı alamazsın diyor Jarvan.
Çogat'la bu arada Topiç arasında birebirlik mücadele devam ediyor. Susturmayı başardı. Eğer orada Q yeteneği isabet ederse sıkıntı olabilir ama hayır olmuyor. Bu arada tekrardan bir dürtme denemesi Hey, Graves'e ama Veigar. bu arada aşağı koridorda takas devam ediyor. Grace'in fenerine bastı ve orada gitmek, kaçmak zorunda kaldı. Ama herhangi bir sihirdar büyüsü kullanılmış değil. Thresh'in sıçrası yakın. Şu anda Jarvan oradan hala skor almak istiyor ve durumu eşitlemek istiyor. Şu anda ninja bir baskın denemesinde orada sancak kombosu başarılı olmadı. Ultisini kullanmak zorunda kaldı. Grace şu anda sıçrasını kullandı. Thresh'in sıçrası yok. Şifasını kullanmak zorunda kaldı Thresh'in yaşaması için. Thresh'in canı yarıya kadar düştü ama başarılı olmadı. Tutmayan bir ölüm cezası var bu arada. Şu anda durum 3-1, altın farkı 1300 altına kadar çıkmış durumda ama kapanabilecek bir altın farkı, çok fazla altın farkı yok ve işte bu yaptıkları çok mantıklı bir hareket. Eğer oraya şu anda Thresh de yok orada ve şu anda ejderha başlamış durumdalar, canı çok az, orada Jarvan'ı almaya başarırlarsa bu bir felaket olur. Jarvan'ı almaya başardılar, mükemmel bir ulti geldi. Lucian orada kaçmaya çalışıyor, ejderhayı almadılar. Sejuani'nin canı çok az orada. Grace de geldi. Mako ışınlarını kullandı. Grace'in üzerinde şu anda Grace'in sıçrası yok. Orada skor Orianna da kaldı. Koreli askerin canı çok az. Sıçramasını kullanmak zorunda kaldı. Thresh'ten bir ölüm cezası başarısız oldu. Koreli asker orada bariyerini kullandı. Üzerine kalkanı da var. Son bir hamle gelecek mi? Hayır, başarılı olamıyor. Şu anda Mokoyen'in üzerinde de. Mokoyen'in kaçması çok zor çünkü kırmızıları var. Sahip olduğu kitle kontrolleri var ve şu anda ejderhayı aldırmadılar ve kendileri ejderhayı alıyorlar. Durum şu anda 6-2. Altın farkı iyice açıldı ve İlk ejderha, oyunun ilk ejderhası gidiyor. Bu arada ben de hemen takım logolarını yayınımıza aktarayım arkadaşlar. O yüzden Pixel Gaming'in logosu ve Verge of Anarchy'nin de logosunu koyacağım. Orada ejderhaya az canla başlamaları gerçekten çok kötü oldu ve bunu iyi değerlendirmesini bildi. Orianna'nın ultisinin sadece Lissandra'ya gelmesi birazcık sıkıntı oldu Perch of Anarchy için çünkü orada sadece Sejuani'yi tuttu ve Jarvan öldükten sonra Hey, ejderhayı da Veigar. alamadılar. Şu anda daha iyi çünkü oraya tam oturamaz o resim. En fazla bu kadar oluyor oturma olarak. Herhangi bir skor alınmış değil. Henüz oyunda herhangi bir kule de düşmedi. Eşyalara bakacak olursak Cho'Gath 2-0-0 durumda ve Cho'Gath'ın gücünden bahsetmiştik. Sancak kombosu orada buzul pençeyi alt edemiyor. Cho'Gath asırlık sopa almayı tercih etti. Her geçen dakika iyice güçlenecek. Lissandra orada totemini koyuyor ama Jarvan orada onu fark etti. Bu arada Jarvan'ın ultisini de kullandı. Sejuani de ultisini kullanıyor. Balıkçı'nın canı çok az. Orada skor almayı başarabilecekler mi? Balıkçı sancak kombosunu yapmaya çalışıyor ama başaramadılar. Orada Jarvan skorunu da aldılar. Orada Lissandra gerçekten çok 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 başarılı bir oyun sergiledi. Orada totem baiti yaptı ve totemi yemledi. Ardından Jarvan totemi kesmeye çalışırken skor almayı başardılar. Orada üst koridorda birebirlik takas devam ediyor. Ve takım logoları da tam oturmuş durumda şu anda. Topriç baktığımızda hayalet pelerini almış ama Cho'Gath'ın karşısında o eşyalarla durabilmesi mümkün değil.
Ormancılara bakacak olursak, Sejuani ormancı eşyasını bitirmiş ve keşif taşına doğru gidiyor büyük ihtimalle. Orta koridorda Morilla Minico'mu biten ve Ahen Kadı'yı biten iki orta koridor oyuncusu var. Lissandra birazcık daha önde. Altın farkına bakacak olursak ise 600 altınlık kadar bir fark var hemen hemen. Onun haricinde nişancılarda da 500 altın kadar bir fark var. Yine Jack Grino top için üzerinde. Baktığımızda evet, ultisi de var. Bir sonraki kombosunda alabilir orada ve 3-0 olabilir. İşte bundan bahsediyordum. Susturdu. Ultisini atabilecek mi? Hayır. Top iş güvenli mesafede ve onun düşmesini engelliyor. Bu arada Jarvan orada bir baskın denemesindeydi ama Thresh bunu gördü. Sejuani şu anda bir ninja baskın deniyor ve ondan haberdar değiller ama koridor ittirildiği için oradan skor alması mümkün değil. Bu arada Toprich'in üste geri dönmesini de istemiyor. Toprich'in ışınlanı da yok bu arada. Bunu da söylemekte fayda var. 1-0 Ejderha'da Pixel ekibi önde ve yeni Ejderha'nın çıkmasına 2 dakika kadar bir süre var. Her iki üst koridoru oyuncusunun da ışınlanı o zamana kadar gelecek. Burada önemli olan bir savaş isteyecek mi Perch takımı? Çünkü bir önceki Ejderha Savaşı'nda başarısız olmuşlardı ama canları yarımdı. Bunu unutmamak gerek. Acaba bunu deneyecekler mi? Totemlere bakacak olursak. Bu arada Orianna'nın üzerinde orada ultisini de kullanıyor. Çogat'tan susturma da geldi ve Çogat skoru aldı. 3-0-0 oldu. Lissandra ise 1-0-5 skoruyla oynuyor. Ölüm cezası tuttu. Şu anda Lulu'nun üzerindeler. Lulu Thresh ultisini de kullanmak zorunda kaldı. Arkaya gelen bir ışınlar var. Malco ile birlikte orada skor alabilirler. Kornuzon ultisini kullandı ve sıçrayıp kaçmayı başardı. Şifa'dan gelen hareket hızıyla şu anda Toprich onları yakalayamıyor ve 2-9 oldu durum. Ejderhan çıkmasına 1 dakika var. Orta koridordan kule almaya çalışıyor Lissandra ve orta koridora gelen herhangi bir oyuncu yok. Jarvan orada tutmaya çalışıyor ve başarılı da oldu. Derisini yüz gelmedi orada. Maokai şu anda Corazon üzerinde. Bir ışınlanma geldi. Corazon orada düşecek mi? Hayır, henüz düşmedi. Lucian'ın canı çok az. Top içi düşürmek çok zor. Ultisi de açık şu anda. Jogat'ın ultisi yok. Orada burstleyemeyeceklerdir ve olabildiğince hasar verdiler ve geri çekiliyorlar. Üst koridorun iki oyuncusunun da ışınlanı yok. Ejderhan'ın doğmasına çok az bir süre kaldı. Oyunun ilk kulesi düştü. Oyunun ilk ejderhası düştü. Pixel Gaming şu anda 5500 altın kadar önde. Bu arada Grace'in üzerine şu anda Toprich odaklandı. Thresh orada ölüm cezası gelirse skor anlamına gelebilir. Ölüm cezası da geliyor. Bitkinlik de geliyor ve skor Grace'de kalıyor. Bu arada Orianna'nın canı çok az. Üzerindeki tutuştur yeterli olacak mı? Son bir pıt. Hayır, Orianna düşmedi. Orada Sejuani'nin de canı çok az ama başarılı olamadı. Şu anda Lulu'nun üzerindeler. Balıkçı acaba Sejuani'yi almayı başarabilecek mi? Ultisini kullandı. Şu anda Sejuani hala düşmedi. Sıçrasını da kullanmaya çalıştı. Lissandra'dan ulti geldi ve orada skor almayı başarabilecek mi? 2'de 2 yapıyor Lissandra ve oyunun ikinci kulesi. Lissandra da 2'de 2 yapmayı başarıyor. Sejuani orada milim canla karşı ve 8000 altına kadar çıkmış durumda fark. Bu arada Sejuani de yan pire engeci alıp oyunda görüş elde etmek istiyor. Görüş savaşlarında şu anda ormanın derinliklerine koyulan totemler var. Baktığımızda Perch takımının defansif totemler atmak zorunda kaldılar. Bu skor farkıyla birlikte. Ormancılara bakacak olursak 2-0-5 Sejuani var ve sahip olduğu görkemli zaferle birlikte çok rahat takım savaşı başlatabilecekler. Zaten takım savaşını disengage yapabilecek, takım savaşını geri çevirecek bir şampiyon yeteneğine sahip değildi Perch of Onage takımı. Ve böyle görkemli zaferle birlikte, o hareket hızıyla birlikte iyice kaçmaları zorlaşacak. Bunu maç öncesinde değinmiştik. Sejuani'nin ultisi, Cho'Gath'ın o yetenekleri, Lissandra'nın ultisi rakibi kaçırmaya yetmiyor. Jarvan aşağı koridorda Lucian'a çok skor vermek istedi. Onda da başarılı olamayınca Perch için işler birazcık kötüye gitti diyebiliriz. Bu arada ikinci ejderhaya başlıyor şu anda Pixel takımı. Jarvan ise mavi alıyor ve rahat bir biçimde ikinci ejderhayı alacak Pixel. Oyunu soğutmaları lazım bu dakikada Perch of Anarchy'nin ve olabildiğince maçı uzatmaları lazım. Evet, bu arada tutan bir ölüm cezası mı? Hayır, görkemli zaferi basıyor Sejuani. Lulu ultisini kullandı. Grayson çok yüksek bir hasar ve ultisi boşa gidiyor ama orada skor almayı başardılar. Orta koridorda Lissandra'nın aşırı büyük sopa aldığını görüyoruz. Kulenin canı da birazcık azalmış. Şu anda Koreli askerin üzerindeler. Derisini yüz geldi. Ölüm cezası da gelirse sıkıntı. Ultisini de kullanıyor şu anda ve orada skor almayı başardı. 3 kişiyi tutan Orianna ultisi onları
öldürmeye yetmiyor. Hasar konusunda birazcık daha düşük. 1-5-0 skoruyla oynuyor şu anda Koreli asker. Gerçekten çok fazla baskın yedi ve o bariyer ve koruma yeteneği onu kurtarmadı. Şu anda Chogat'la Maokai arasında birebirlik bir karşılaşma var. Maokai ile Maokai'ye herhangi bir yardım da gelmiyor şu anda. Chogat takip etmeye devam edecek mi? Takip etmeye devam ediyor. Chogat'ın ultisi de var orada. Kaçmayı başardı. Ultisini atıyor. Topriç'e bir düz vuruş daha gelecek mi? Skor geldi ve altın farkı artık 11 bin, 12 bine kadar çıkmış durumda. Thresh bir ölüm cezasını deneyecek gibi oldu ama hayır, geri çekiliyor. Graves ebedi kılıcını bitirmiş. Henüz ebedi kılıcını bitiremeyen bir Lucian var. Onun haricinde altın farkına bakacak olursak, özür dilerim, altın farkına bakacak olursak 2000 altın kadar, 2400 altın kadar bir fark var. Minyon farkı ise 40 milyona kadar ulaşmış durumda. Şu anda Pixel Gaming ekibi her koridorda. Daha iyi durumda bu arada Sejuani ultisini kullandı. Lissandra da araya kadar girdi. Grace orada skorları topluyor. 2'de 2 yaptı. 3'de 3 gelecek mi acaba? 3'de 3 gelmiyor. 2'de 2 geldi. Skor Thresh'te kaldı. Dakika henüz 20 ve şu anda orta koridordan kule alacaklar. Dakika 20'ye doğru geliyor. Orta koridordan kule alacaklar ve rakibin inhibitörünü görme durumları var. Topliç orada defansif bir totem attı ve evet, orta koridor değil üst koridora doğru yöneldiler. O 2 minyonla birlikte almaları birazcık zor ama olabildiğince hasar veriyorlar. Şu anda orada bir takım savaşı mı başlatacaklar? Derisini yüz geldi. Lissandra yavaşlattı. Sejuani kule altına kadar ilerlemiş durumda. Lucian orada yardım etmeye çalışıyor. Bir ölüm cezası geldi. Sıçrayla kaçmak zorunda kaldı Maokai. Ve orada toplarıyla birlikte dürtmeye çalışıyor ama üst koridordan bir kule alındı. Kulelerde durum şu anda 6'ya 0. Ejderhalarda durum 2'ye 0. Altın farkı olarak ise 14.000 altına kadar çıkmış durumda. Chogat bu arada inanılmaz derecede büyüdü. Hemen üzerindeki yüke bakmak istiyorum. 6 yüke kadar ulaştı. Son yükünde şu anda. Bilmeyen arkadaşlar için ultisiyle herhangi bir minyon, tarafsız canavar veya rakip yerse fazladan can değerine sahip oluyor Chogat ve şu anda olabileceği en fazla can değerine sahip. Evet, Lissandra da oyuna yeni gelen eşyayı tercih etmiş. Rabadon'dan veya Zhonya'dan önce. Ve şu anda da hiçlik değneğine doğru gidiyor ve oyuna yeni gelen eşyanın adı Luden'in Feryadı. Özür dilerim. Hiç telaffuz etmediğim için bir an zorlandım. Balıkçıya şu anda üzerine doğru gitti Chogat ama orada balıkçı kombosuyla kaçmayı başardı ve totem kesiyor şu anda. Görüş olarak tamamen rakibin üstüne, ormanına atmış durumda totemleri Pixel Gaming. Perch ise hemen kapılarının dibine attılar. Şu anda orta koridordan kuleye vurmaya başladılar. İnhibitor kulesinde 21. dakikada acaba almayı başarabilecekler mi? Geri çekiliyorlar işte. Juanne'nin canı çeyreği gitti. Aşağı koridorda da Chogat Lissandra ikilisi kuleye almaya çalışıyor. Chogat çok fazla can değerine sahip ama zırhı olmadığını söyleyelim. Lucian onu eritebilir. Ebedisi hala bitmedi ama kulenin canı bir hala şu anda Jarvan'ın üzerinde Orianna'nın topu olduğunu görüyoruz. Bir takım savaşı başlatmayı isteyecekler mi acaba? Jarvan'ın topu hala orada. Jarvan'ın ultisi de var, sıçrası da var. Orada bir takım savaşı görebiliriz. Orta koridorda minyonların gelmesiyle birlikte Sejuani orta koridora doğru ilerliyor. Evet, bu arada geri çekiliyor. Fener'e tıklayacağını düşündüm ama tıklamadı ısrarla ve orada 3 oyuncuyu kendine çekti ve şu anda aşağı koridorda takım arkadaşlarının kule almasını sağlıyor. Son bir hit gelecek mi? Son vuruşta geldi. Şu anda Jarvan'ı içeri çekmeye başardılar orada. Susturuyor ve Jarvan ultisini atmadan düşürmeye başardı. Sejuani'den ulti geliyor ama herhangi bir kişiyi sen etmeye yetmedi. Orianna'dan iki kişiyi tutan bir ulti var. Orada Lulu'yu adeta eritiyor. Lissandra devam edecekler mi? Koreli askerin canı çok az. Hayır, devam etmiyorlar. İnhibitöre vurmuyorlar şu anda. Ve oyunun ilk inhibitörü dakika 22'de düştü. Devam edecekler mi? Lucian, Grace, kulenin altına kadar gidişi falsını kullanmak zorunda. Orada Lucian skoru aldı ve buraya kadar dedi. Ebedi kılıcını bitirmiş Lucian. Şu anda Grace'in kırmızısını da aldı. Grace 5-2-4 skoruyla oynuyor. Statikçiye gelen, hayalet dansçıya gelen değişikliklerden sonra hayalet dansçıyı almayı tercih etmiş Grace ve şu anda Maokai'yi Sejuani'nin üzerinde orada skoru da almaya başardılar. Acaba gerçekten bir geri dönüş mü bu? Hayır, devam etmiyorlar. Altın farkı 2 10 14.000 altına kadar çıkmış durumda ve yani realist olmak gerekirse bunu 2-3 kere daha tekrarlarsa neden olmasın Perch ekibi için? Çünkü Pixel ekibi şu anda çok üstün bir oyun sergiliyor. Chogat orada kötü bir durumda kaldı ama Thresh hava yollarıyla kaçmayı başardı.
Orta koridora bakacak olursak Lissandra aşırı büyük sopasını bakalım neye çevirecek. Zhonya'ya doğru gidiyor. Burada Orianna Jarvan kombosunu doğru yapmayı başarabilirlerse ve o komboda Graves ölürse eğer, hani bir şekilde Graves'i öldürürlerse o komboda can yakabilirler. Çünkü Cho'Gath ve Lissandra büyü direnci, Sejuani büyü direnci, kasacakları o büyü direnci eşyaları ile birlikte neden olmasın, ben hala bir umut var diyorum. Baron'un etrafında bu arada totem savaşları yavaş yavaş başladı. Orada Yampiri yengeci de alıyor Pixel ekibi. Ve üçüncü ejderha için ise Lissandra orada ejderha yakın. Mavisini aldı ejderhanın. Bu arada Grace ve Sejuani Baron'a başladı bile ve orada herhangi bir görüşü bulunmuyor. Bu Baron'u bırakacaklar gibi Jarvan üst koridoru ittiriyor. Evet, bu ejderhayı çok rahat bir şekilde alacaklar çünkü herhangi bir global ulti de bulunmuyor Perch takımında. Ve evet, Baron'u almayı başardılar. Ejderhayı da Cho'Gath ve Lissandra ikilisi alıyor. Üçüncü ejderha. Bu arada Lissandra almıyormuş. Lissandra Lucian üzerine doğru gidiyor orada. Ejderhayı kesmeyi başardılar. Şu anda Lucian üzerinde. Lucian üzerine ulti de geldi. Bitkinlik geliyor. Ama Lissandra orada bitkinliğe rağmen skoru almayı başardı. Şu anda çok kötü bir pozisyonda olabilir. Kırmızıyla birlikte Mako'yu yavaşlatarak kaçabilir orada. Işından Lissandra'nın hayatını kurtarıyor. Şu anda Cho'Gath Lulu'nun üzerinde orada. Orianna topu attı. Hızlandırdı ve sen kaç dedi. Bu arada sıçrama geliyor. Tam Mako'nun sıçrayacağı yere. Çok güzel. Bunun yerini de mıhlamayı başardı Lissandra. Jarvan orada sancak kombosunu yaparak kaçıyor. Grace ultisini kullandı ama ölmesine yeterli değil. Cho'Gath hala kuleyi taklıyor. Acaba Cho'Gath öldürmeyi başarabilecekler mi? Hayır, kule o kadar fazla hasar vermedi. Top için canı çok az. Top için skorunu da almayı başardılar ve Lissandra orada buzul pençe ile kaçmayı başarıyor. Orta koridordan inhibitor kulesi düştü ve oyunun ikinci inhibitörü de düşüyor. Pixel Gaming yavaş yavaş finale doğru gidiyor. İkiz kulelerden şu anda ilkine vuruyorlar. Baronlu minyonlarla birlikte Purge'ın durdurması çok zor. Orada Lulu'yu almayı başarabilecekler mi? Hayır, şu anda Sejuani 4 kişiyle birlikte savaşıyor ve hepsini taklamayı başardı. Oraya adam mükemmel bir ulti geldi orada. Çevirebilecekler mi acaba? Hayır, hala hiç kimse düşmedi. Bir katliam görebiliriz o canlara rağmen. Orianna skorunu da gördük. Sejuani şu anda çeşmeden hasar alıyor. Lucian'ın hali henüz durdurabilmiş değiller. Lucian'da ebedi kılıç var orada. Çok güzel bir ayak oyunu geldi ama Lissandra ultisiyle birlikte skoru almayı başardı ve Nexus'u patlatıyorlar. Zafer yazısını görüyoruz Pixel Gaming adına. Her şey iyi gitti. Purge'ü de tebrik ediyorum. Purge de Balkanlar'da oynamaya hak kazandı. Biliyorsunuz 89. turnuvada 4 tane takım Balkanlara gitmeye hak kazandı. Yani Balkanlar elemesine gitmeye hak kazandı. Bu 90. turnuvada yarı final ve final mücadelesine katılan ekipler Balkan mücadelesinin o elemesine katılabilecekler. Ardından bu 8 takımın yapacağı mücadelede Balkan ekibinde Türkiye'yi bizi temsil edecek takım belli olacak arkadaşlar. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Final mücadelesinde görüşmek üzere. Dakikalar sonra yine buradayız. Zafer Mix Bus Sedmiyor.